Baban nasıl? İyi, ne yapsın? Kitapları, bulmacaları. Bir gün ziyaretine gelmek isterim. Çok seviniriz. Tamam. Bu sefer de ben açtım. Efendim Esat, ben söyleyeceğimi söyledim. Benim birkaç cümlem daha kaldı. Duymak istemiyorum. Bir özür bile dilemedin Elif. Ne istiyorsun Esat? Görüşelim. Senin istediğin yerde yarım saat ayaküstü. Bu kadarına hakkım var. Tamam, pekala. Orada olacağım. Ya şu numaranı değiştirmeyi düşünmüyor musun? Bence o adamla buluşman iyi fikir değil. Mecburen, son bir kez. Ya en azından bizden birileri seninle... Buna hiç gerek yok. Bak, eski aşıklar tehlikelidir. Bütün aşıklar tehlikelidir. Müsaadenizle. Hoşçakalın. Hayırlı işler başkomiserim. Hep de başkomiserimi buluyor ya. Hep de onu buluyor. Ya bir rahat durun be. Allah aşkına bir rahat durun ya. Evet geldim. İstediğin oldu. Uzatmanın anlamı yok. Uzadıkça sıkıntı verecek. Ne söyleyeceksen söyle bitsin. Poliste dosyalar böyle mi kapanıyor? Bir çırpıda pat diye. Evet, genellikle böyle. Benim hayatım bir dosya değil. Ben polis değilim. Sana yaklaşırken hiçbir zaman hesap kitap yapmadım Elif. Beni kendine aşık etme hakkını sana... Özür dilerim. Seni kullandım, tamam mı? Bu kadar basit ha? Evet, bu kadar basit. Birileri birilerini kullanıyor bazen. Bu defa kullanılan sen oldun. Adil bulmayabilirsin ama gerçek bu hesap. Bunun için gerçekten üzüldüm ama sana tavsiyem... Beni sorguladığın kadar git biraz da abinin yakasına yapış. Yapışmadığımı nereden biliyorsun? Babam işini yapıyordu. Onun hayatını aldı elinden. Benim çocukluğumu. Ne şimdi bunun adı? Ödeşme mi? Hayır değil. Baktığın zaman ben hala alacaklıyım çünkü. Bütün bunların arasında... Yani bunlar olup biterken... Beni bir parçacık olsun sevdi mi diye sordum kendime. Bir parça. Sen beni hiç sevmedin değil mi? Hayır Esat. Seni sevmedim. Abimin babanı vurmasıyla senin bana yaptığın arasındaki tek fark ne biliyor musun? Bir tekerlekli iskemle. O kadar küçük bir fark değil o. Hiç fark etmez. Bundan sonra ne zaman birine güvenmeye kalksam ne olacak biliyor musun? Seni hatırlayacağım. Sen de geride bir sakat bıraktın Elif. Hadi, hadi git şimdi eserinle iftar et. İftar edilecek bir şey yok. Aslan başkomiserim, bodyguard. Ya Mesut ya. Yarın bir hatunla buluştum. Hakikaten mi? Hatun biraz ateşli. Doğru söyle. Hani saldırır eder üstüme kalır, sakata gelmiyor. Sen şöyle soteye çekilsen de kardeşini uzaktan şöyle. Allah cezanı vermesin sen değil mi? Selam. Ne yapıyordun? Televizyon seyrediyordum. Çay içer misin? Yok abi, içtim hemen. Bayağı yerleştin Mesutlerin ha. Rahatın yerinde. Gitmeye niyetin yok. Yok başkomiserim, öyle değil de. Ne değil aslanım? Ne kadar sürecek bu? Konuştun mu bugün kulağımla? Saçmalıyorsun Ali. Hem de ağır saçmalıyorsun. Şişt, sen konuşuyor musun bununla ya? Konuşuyorum da. Ne diyeyim, usta kazık kadar herif. Evinin yolunu ben mi gösteririm? Tamam abicim, tamam. Haklısın. Fazla geldik. Otelde de kalırım. Ya tamam tamam, geç öyle, otur. Otur şuraya. Otur. Ya Pınar için ölüp bayılan sen değil misin ya? Hala öyle usta. Benim sabaha kadar gözünü kırpmıyor. Kız çağırsa koşa koşa gidecek. Salaklık etme Ali. Ha? Bizim gibi mi olmak istiyorsun oğlum? Bak başkomiserinle bana. Yakında çiftlerde buz patenine başlıyor. Ne var? Yalan mı? Yok, yalan değil. Ben aslında tangoya mı gitsek diyordum ama. Baba! 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 Ne oldu oğlum? Ha? Yarım ekmek döner. Evet. Acıkmış. Bir buçuk. Tamam. Koş. Bir buçuk döner, bir de ayran. Hadi. 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 Sen de çocuğu git gide kullanıyorsun devamlı ya. Yıllar sonra karşılaşmak güzel. Biraz
olaylı bir karşılaşma ama. O gece iyi ki Elif'in yanındaydınız. Yaptığı tam bir çılgınlık. Uyduruk bir nişan, o herifi vurması. Hiçbir şey belli etmedi biliyor musun? Vurulduğunuzda oradaydı. Gözleriyle gördü. Ruhunda açılan yara sandığından çok daha derinmiş. Tek açıklaması da bu. Buyurun. Sağ ol. Suyunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Nasıl geçti Esat'la? Kötü tabii. Söylediklerinin çoğunda haklı. Arada harcanan o oldu. Ama pişman değilim. Bir daha beni arayacağını sanmıyorum. İyi. Engin'e iş düşmemesi güzel. Başkomiserin orada olduğundan haber... Elbette haberim var. Bizim ekipte herkes her şeyi bilir kızım. Bilmek zorunda. Başka türlü ekip olunmaz. İnanmazsan babana sor. Bir daha eski defterleri karıştırma. Rahat bırak geçmişi. Kendini de rahat bırak, tamam mı? Tufan yıllar önce beni buldu. Sakat kaldım. O gece sana bir şey olsaydı ölürdüm herhalde. Tufan'ın yapamadığını senin yapman az kalmıştı kızım. Çok az. Buyurun. Teşekkür ederim. Dün benim için yaptığınız fazla mesai küçük bir karşılık. Endişelenmemiz rahatsız mı etti seni? Baştan evet. Ama düşününce hoşuma bile gitti. Bak, burada herkes birbiri için değerlidir. Birbiri için kaygılanır. Burada işte. Bu hak her birimize en baştan verilmiştir. Ve bu hakkı kullanırken de kimseden izin almayız. Anlaşıldı mı? Bunu hatırlayacağım. İyi edersin. Herkese merhaba, ben geldim. Ooo, ne haber Aylin? Aylin. Aylin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin ya. Şu enerjiye bak be. İyi, hoş geldin. Şu enerjiye bak be, şu enerjiye bak. Vay. Tatilden döndüğün belli oluyor. Ha bak, yeni arkadaşlarımızla tanış. Komiser Elif, Komiser Sinan. Merhaba. Bu da bizim Aylin'imiz. Merhaba. Merhaba Aylin. Hoş geldiniz. Haberim var geldiğinizden. Bütün gelişmelerden haberim var. Gelir gelmez yaşadığım tatsız olay için de geçmiş olsun. Şu nişan meselesi. Sağ olun. Vay be kızım. Nereden biliyorsun bu haberleri ya, saati saatine? Kim bu aramızdaki köstebek arkadaşlar? Aşk olsun abi ya. Tabii ki Suat abla. Aylin Hanım teşrif etmişler nihayet. Merhaba amirim. Nasılsınız çocuklar? Sağ olun. Amirim. Sağ olun. Ormanlık alanda bir kadın cesedi daha. Geçen gün bulduğumuz kız Ece. Aynı bölge. Hadi çıkalım arkadaşlar. Sen benle gel. Ne uğurlu geldin. Hadi hadi, ben de geliyorum. Minibüste içim dışıma çıkarak yolculuk etmeyi çok özledim. Selam. Ne tarafa? Metroya. Metroyla. 4 Levent'e. Yakınından geçiyorum, atla. Ya ben seni şimdi yolundan falan... Yolundan etmezsin. Hadi bin. Tamam. Oo, başkomiserim. Sen o kadar bodyguardlığını yap, dün gelen herif pat diye. Oğlum saçmalama. Biri durup ciddiye falan alırsa. Gitti o kadar emek boş ha. Ya oğlum deli misin sen ya? Yok öyle bir şey ya. Ya ne yapayım kardeşim sizi inandırmak için? Gidip başkasıyla mı edeyim? Aslan başkomiserim. Sana kızmıyorum ya, lütfen. Mesut. Ailen nereli? İstanbullu. Onlarla mı yaşıyorsun? Epeydir ayrıyım. Niye? Pardon, özel konular sormamış farz et. O zaman sorun yok. Alışabildin mi ekibe? Bilmem, alışmaya çalışıyorum. Sen? Gün geçtikçe rahatlıyor insan. Ama hala bir korku var. Neyin korkusu bu? Hepsi birinci sınıf. Sokakları yalayıp yutmuşlar. Ödüm kopuyor hata yapıp aralarında sırıtmaktan. Yok canım. Neden? Ekibin en tehlikeli elemanı sensin de ondan. Ne demek şimdi bu? Şu sahte nişan olayı senin ya. Tam bir çılgınlık gösterisiymiş vallahi. Daha çılgınlığını görmedim. Sağ ol. Tabii daha aptalcasında. Sağ ol. Heh, geldi işte. Tam şurası. Bu ev mi? Evet, alt kat. Şirin bir yer. Vallahi içeri davet etmek isterdim ama biliyorsun bekar evi böyle ortalık rezalet. Salonun ortasında kirli çamaşırlarımı görmeni falan istemem. Temizlik yaptığın bir gün haber ver o zaman. Tamam, anlaştık. Yoruldum buraya kadar, sağ ol. Ne demek? İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Thank you.